Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda otomatik vitesli araçlarımızda genelde birçok araçta zaten aynı noktada oluyor. Şurada görmüş olduğumuz küçük bir kapak var. Bu kapağın altındaki yapıdan bahsedeceğim. Bu kapak ne işe yarıyor? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle normal şartlarda aracı çalıştırdığımız zaman hemen vitesimizin şurada bir mandalı vardır. Aşağı yukarı birçok araç hep aynı yerde zaten. Mandala bastığımız zaman vitesimizi istediğimiz konuma getirebiliyoruz ya da fren pedalına bastığımız zaman vitesi istediğimiz konuma getirebiliyoruz. Fakat akü boşalmış olabilir ya da bir arıza meydana gelmiş olabilir. Bu tür durumlarda vitesi boşa alamıyoruz. Çünkü vitesi boşa alabilmemiz için bu parçanın bir mekanizması var. Yani şurada görmüş olduğumuz bir mekanizma. Biz frene bastığımız zaman ya da şuradaki butona bastığımız zaman şurada göründüğü gibi pim hareket ediyor. Bastığımız zaman normalde bu pim yukarı çekiyor ve vites hareket ettiriyoruz. Fakat elektrik gelmediği için şu anda vites hareket etmiyor. Bununla vitesi hareket ettirmek için şuradaki kapağı düz tornavida yardımıyla çıkartabiliriz. Ve çıkarttıktan sonra da şuradan bir aracımızın anahtarı da olabilir. Bunu anahtarı yukarıdan aşağı bastırdığım zaman şu kısma gelecek. Bu da şu şekilde bastırdığım zaman şu mekanizmayı hareket ettiriyor. Bunu hareket ettirdikten sonra vites mekanizmamızı, vites kolumuzu biz de istediğimiz noktaya, istediğimiz konuma getirebiliyoruz. Yani normalde bastığınız zaman şu şekilde mandal hareket edecek fakat kilitlediği için etmiyor. Bu mandala basınca şuradaki role bu mekanizma geri çekecek. Geri çektiğimiz zaman da şu pin aşağı inecek ve hareket ettirebileceğiz. Yani şöyle tekrar kilitleniyor, tekrar açılmıyor. Pimden burada kapağı çıkartacağız. Anahtarımızı takacağız. Bastıracağız anahtarımızı aşağı doğru. Sonrasında da istediğimiz vitesi geçirip aracı boşa alacağız. Ve bu şekilde hareketini sağlayacağız. İşlem bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.